Değerli basın emekçileri, dün 10 Ekim'de Ankara Gar Katliamı'nın 8. yılıydı. Yaşamları boyunca tavırlarını savaşa karşı barıştan, faşizme karşı demokrasiden, sömürüye karşı emekten yana alanların katledildiği gündü. Onların hayal ettikleri ülkenin ve dünyanın inşa edilmesi sorumluluğuyla anıları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Bugün ise 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Eğitimsizliğin, açlığın ve istismarın kıskacında bir dünya kız çocukları günü. Kız çocuklarının hem bugünlerinin hem yarınlarının hiçbir şekilde fiziksel psikolojik, cinsel şiddete maruz kalmadıkları, hiçbir şekilde ayrımcılığa, eşitsizliğe uğramadıkları bir düzenin mücadelesiyle ve umuduyla İstanbul Sözleşmesi'nden yana olan tavrımızla 11 Ekim Dünya Kız Çocuklar Günü'nü kutluyorum. Gelelim esas gündemimize, memleket meselelerine, çalışma yaşamındaki gelişmelere. Pazartesi günü AKP Genel Başkanı Erdoğan emeklilerimize bir müjdede bulundu. Neydi bu müjde? Daha doğrusu müjde miydi? Emeklilerimize bir defaya mahsus 5000 TL tutarında ikramiye verilmesi. Gerçi açıklaması müjde miydi yoksa emeklilerimizle alay mı edildi? Ne biz anlayabildik ne de milyonlarca emekli anladı. Erdoğan'ın müjdesinden her zamanki gibi hem ayrımcılık hem sefalet çıktı. Erdoğan bir defaya mahsus 5000 TL'yi yani asgari ücretin yarısına bile denk gelmeyen ikramiyeyi müjde diye sundu. Bununla da yetinmeyip sefalet ikramiyesinden çalışmak zorunda bırakılan emeklileri de mahrum bıraktı. Değerli basın mensupları, ikramiye adı altında verilen 5000 TL'lik komedi ikramiyesinin zaten övülecek bir yanı yok. Bakın sadece bir kilo ete göre bir örnekleme yapalım. Geçtiğimiz yıl bu ikramiye ile 38 kilo kırmızı et alınabilirken bu yıl sadece 16 kilo alınabiliyor. Esas dikkat çekici husus bu ikramiyeden emekli olup ama çalışma mecburiyetinde olan emeklilerimizin yararlanamayacak olması. Bu ülkede 8 milyon emekli ve hak sahibi asgari ücretin altında aylık alıyor. Değerli basın emekçileri, şimdi sizinle çarpıcı bir rakam paylaşmak istiyorum. SGK'nın son verilerine göre bu ülkede toplam 10 milyon 983 bin yaşlılık yani emekli aylığı alan vatandaşımız var. Yine TÜİK çeyreklik iş gücü verilerine göre ülkemizde emekli olduğu için iş gücüne katılmak istemediğini belirten 5 milyon 182 bin vatandaşımız var. Bu da demek oluyor ki geriye kalan 5 milyon 801 bin emeklimiz iş gücüne dahil olmak istiyor. Yani emekli aile evin kirasına, faturasına, sofrasındaki bir dilim ekmeğine yetmediği için çalışmak istiyor. Çünkü Eylül ayında ortalama açlık sınırı en düşük emekli aylığının tam 5449 TL fazlası. Ve şimdi siz 5000 TL ikramiye veriyorum diye müjde vereceksiniz. Ama 5 milyon 801 bin emeklimizi yani her iki emeklimizden birini ikramiye hakkından mahrum bırakacaksınız. Sizin adalet anlayışınız tıpkı partinizin isminde yazan adalet gibi. Sadece kağıt üstünde, sadece tabelada yazılı olan bir kavram. Erdoğan açıkça 5 milyon 801 emeklimizi bu ülkenin birer vatandaşı olarak görmüyor. Böyle adaysızlık olur mu? Böyle ayrımcılık olur mu? Böyle vicdansızlık olur mu? Değerli basın mensupları, bakın sizinle çarpıcı bir rakam daha paylaşmak istiyorum. Bu yılın ilk 9 ayında emekli aylığı yetmediği için çalışmak zorunda kalan emeklilerimizden 400, 406'sını iş cinayetlerinde kaybettik. Mehmet Naci Sözünler isimli yurttaşımız. 67 yaşındaydı. Kendisi İzmir Bayraklı'da çalıştığı eğlence mekanında çıkan yangın dumanından etkilenerek hayatını kaybetti. Emekli öğretmendi. Geçinmek için çalışmak zorunda bırakılmıştı. Yine geçtiğimiz ay Yılmaz Zafer isimli bir vatandaşımız. Kendisi 64 yaşında ve emekli. İstanbul, Kadıköy, Bostancı'da inşaatın 5. katında temizlik yaparken toprak zemine düşerek hayatını kaybetti. Yemek eliçilik yapıyordu. Devam edelim. Arif Çınar isimli vatandaşımız 73 yaşında kendisi Çankırı'da bu yaşta çalışmak zorunda olduğu için çalıştığı inşaatta iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Bu ölüm listesi bu cinayet listesi uzayıp gider. Emekli olduğu halde çalışmak zorunda kalan ve iş cinayetlerine kurban giden yüzlerce, binlerce emeklimiz var. Ve şimdi siz kalkt üstüne bir de emekli olan ama çalışan emeklilerimiz arasında bir ayrımcılık yapıyorsunuz. Bir kere daha kendinize sordunuz mu acaba? Ülkemizde her iki emekliden birinin çalışıyor olması ya da çalışmak için bir iş arıyor olmasının sebebi nedir diye. Emekli olduğu halde çalışırken binlerce emekçimiz neden iş cinayetlerine kurban gidiyor diye. Hiç kendinize sordunuz mu? Biz size bunların cevabını verelim. Bunun tek sebebi sizsiniz. Bunun tek sebebi sizin düzeniniz, sizin iktidarınız, değerli basın mensupları. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekçilerin aldığı ücretlere kafayı takmış durumda. Asgari ücretlilerin, kamu emekçilerinin, kamu işçilerin ve emeklerimizin aldığı ücretler Sayın Bakan Mehmet Şimşek'i e rahatsız ediyor. Bakın kendisi dün katıldığı bir televizyon programında aynen şu ifadeleri kullandı. Yüksek ücret artışlarının yüksek enflasyona sebep olduğunu söyledi. Yani Merkez Bankası yönet yeni Merkez Bankası yönetimi de 4 aylık faiz artışında her defasında enflasyonun sebebini ücretler olarak gösteriyor. Dört aydır devam eden politika faizleri artışının gerekçelerinden biri olarak her seferinde ücret artışı vurgusu yapılıyor. Merkez Bankası da çok iyi biliyor ki bu ifadeler minareyi çalıp kılıfını uydurmaktır. Emeği ucuzlaştırmanın, emeği değersizleştirmenin köşe taşlarını döşemektir. Şimşek Merkez Bankası'ndan sonra kendisi de en nihayetinde ağzındaki baklamayı, baklayı çıkarmış durumda. Yani Şimşek şunu demek istiyor. Önümüzde yerel seçim var. Ocak ayında da seçim öncesinde emekçilere son bir kez daha zam yapacağız. Ama bunun dışında 2028 yılına kadar size zam falan yok. Gerekirse sıfır zamla çalışacaksınız. Çalışmaya razı olacaksınız diyor. Mehmet Şimşek iktidarın bile isteye hortlattığı enflasyonun farkında olmasına rağmen bu yüksek enflasyon ortamında karına kar katan bir avuç yandaşın olduğunu bilmesine rağmen enflasyonun sebebi olarak emekçileri gösteriyor. Pişkinliğin bu kadar. Pes doğrusu. Değerli basın mensupları, hatırlanacağı üzere Şimşek ay içerisinde enflasyonla mücadeleye dahi aynı bir çözüm bulmuştu. Şimşek'e göre vatandaşlar ne kadar aç kalırsa evine ne kadar az ekmek, peynir, domates götürürse, eti, tavuğu, balığı sofrasına artık koymayı bırakıp market raflarından uzak kalırsa, çocuğun isteklerini olabildiğince azaltırsa enflasyonun düşeceğini düşünüyor. Kendisi ne demişti? Kredi kartı limitleri düşecek, taksit sayıları azalacak ve krediyle kartla zenginlik olmaz. Sayın Şimşek, Emin olun ki bu vatandaşlarımızın krediyle, kredi kartlarıyla zengin olmak diye bir dertleri yok. Asgari ücretliler, kamu emekçileri, emekliler krediye ve kredi kartlarına neden ihtiyaç duyuyor biliyor musunuz? Çünkü ücretleri artık beslenmelerine, barınmalarına, çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamalarına yetmiyor. Yetmedikçe vatandaşlar artık günlük giderlerini karşılamak için kredi kartlarına sarılıyor. Yani Şimşek diyor ki sizi KDV ile bir güzel ezdik. Sizi ÖTV ile bir güzel ezdik. Çarşıya pazara sizi çıkaramaz hale getirdik. Ücretlerinizi de açlık ve yoksulluk sınırı altında eşitledik. Üstüne şimdi de kredi kartı ve kredi faizlerini arttırıyoruz ki artık hiçbir şey satın almayın. Enflasyon da böylece düşsün. Mantık bu. Domatesi tane ile alın peyniri gramla yiyin. Sıvı yağ çay bardağıyla satın alın. Ayakkabınız mı yırtıldı? Gerekirse yamalayın. Yenisini almayın. Çocuğunuz bir şey mi istedi? Çocuğunuzu oyalayın. Satın almayın. O zaman enflasyon düşer diyor. Üstüne bir de size sıfır zam verdik mi değmeyin keyfimize. İşte biz o zaman enflasyonun belini kırarız diyorlar. Açlığa daha fazla açlıkla karşılık verirsek enflasyon belasından ancak böyle kurtuluruz diyorlar. Peki soralım. Enflasyonun sebebi aylık yüzde on sekiz artan ekmek mi? Yoksa asgari ücretle geçinen milyonların ekmek alabilmesi için daha fazla borçlanması mı? Enflasyonun sebebi fiyatı yine bir ayda yüzde on altı artan yumurtayı alabilmek için daha fazla kredi kartı kullanmak zorunda kalan aylık 7500 TL ile geçinen 8 milyon emekli mi? Bunun sebebi insanca geçinebilecek bir ücret için aylardır direnen Tunceli'deki Aksafedaş enerji işçilerimi, Yoksa trend yol depo işçilerimi, Maden işçilerimi, Tekstil işçilerimi, mi? Agroba işçileri mi? Emekli aileyle geçinemeyen ve bunun için çalışmak zorunda kalan, çalışırken de iş cinayetlerinde yaşamını yitiren emeklilerimiz mi? Ya da ekonomi rayından çıkartan, enflasyonu hortlatan, çarşıyı pazarı kasıp kavuran, milyonları yoksulluğa itip yandaşı zengin yapan sizin ekonomi politikalarınız mı? Bu ülkede bankaların, şirketlerin karları sürekli olarak büyüyor. Onların çarkı dönüyor. Yandaş iş adamlarınızın işleri tıkır tıkır ilerliyor bir tek asgari ücretlinin, kamu emekçinin, kamu emekçisinin, emeklinin sofrasındaki çark dönmüyor. 2022 yılında firmaların karı yüzde 423 artışla 1 trilyon 511 ,1 milyar TL'ye ulaştı. Yine geçtiğimiz yıl bankaların net karı da yüzde 366'lık artışla 433,5 milyar TL'ye ulaşmış. Ya emeğin payı ne olmuş? Emeğin payı da bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre üç buçuk puan küçülmüş. Şirketler, bankalar pastayı büyütürken işçinin, emekçinin payı artmak bir yana sofrasındaki ekmek 3 dilim daha azalmış. Demek ki siz ülkenin yüzde birini ihya ederken geri kalan yüzde 99'unu da sefate sürüklemişsiniz. Ve sürüklemeye de devam etmektesiniz. Hani AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan sürekli diyor ya dünya beşten büyüktür diye. Unutmasınlar ki bu ülkede emeğiyle geçinen milyonlarca yurttaş da sizin bir avuç yandaş şirketinizden, sizin mutlu azınlıklarınızdan ve beşli çetelerinizden daha büyüktür. Mehmet Şimşek'e bir soru daha soralım. Vatandaşların bankalara ve finans kuruluşlarına olan bireysel ve kredi kartı borç bakiyesi sadece 22-29 Eylül haftasında 34.9 milyar lira artarak 2 trilyon 466 milyar liraya yükseldi. Şimşek'e göre kredi kartı ve kredilerle zengin olunuyor. Allah aşkına bir ülkede ücretli emekçilerin, emeklilerin borcu zengin olsunlar diye mi artıyor? Yoksa aldıkları ücretler artık temel ihtiyaçlarını dahi karşılamak için kredilere, kredi kartlarına sarıldıkları için mi artıyor? Aslında... Şimşek de cevabı çok iyi biliyor. Kısaca Şimşek kafasındaki ekonomi modelini çoktan belirlemiş. Ücretleri baskıla, emeği güvencesizleştir, işçinin kıdem tazminatına göz dik. Yani IMF'yi ülkemize tekrar getirmenin yolunu bulmaya çalış. Değerli basın mensupları, son olarak ülkemizde artık bir yağma fonuna düşünen, dönüşen işsizlik sigorta fonuna dair birkaç veriyi dikkat çekici birkaç veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Fondan işsizlere 2023 Eylül dönemi için önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 377 bin, bin kişiye ödeme yapılmış. Geçtiğimiz yılın aynı ay ile kıyasladığımızda fondan yararlanan işsiz sayısında 30.000 kişilik bir gerileme var. Türkiye'de TÜİK verilerine göre dar tanımlı işsiz sayısının şu an 3 milyon 223, 223 bin kişi olduğunu düşündüğümüzde işsizlerin %87'si işsizlik ödeneğinden yararlanamamakta ve gelir desteğinden mahrum kalmaktadır. Yani iktidar her 100 işsizimizden en az 87'sine ne halin varsa gör demektedir. Sosyal devlet olmanın gerekliliği işsizleri gelir desteğinden mahrum bırakarak açlığa terk etmek değildir işsizlerimizi bu süreçte desteklemektir. Bakın Ocak-Eylül arasında işsizlere ödenen toplam destek 15 milyar 7 milyon 973 bin TL. İşverenlere verilen aktif iş gücü ve işbaşı eğitim programlarına dahil ettiğinizde ise bu miktar 65 milyar TL. İşverenlere verilen desteğe rağmen istihdamda kayda değer bir artışta söz konusu değil. Ayrıca fonun toplam maddi varlığı Eylül ayı itibariyle 163 milyar 185 milyon 165 bin TL. Peki şimdi soralım. 163 milyar 185 milyon 165 bin TL'den işsizlerin payına düşe düşe 15 milyar neden düşüyor? Fondaki paralar kime nasıl peşkeş çekiliyor? Yandaşların karına kar katması için milyonlarca işsiz kendi ücretiyle desteklediği işsizlik sigorta fonundan yararlanamıyor. İşsizlik sigorta fonu AKP eliyle Yağma Hasan'ın böreğine yanlış destekleme fonuna dönüştürülüyor. Değerli basın mensupları, katılımınız için hepinize teşekkür ederiz. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen bir soru oldu. Onu ileteceğim. Evet. Soru Sözcü TV tarafından yönlendirildi. Sözcü TV'nin sorusu şöyle. Ee, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan istihdama yönelik açıklamalarda bulundu. Gençlerimiz muhakkak istihdama katılsın. İşin büyük küçüğü yoktur. Bir an evvel çalışma hayatına girmeniz lazım. En azından sosyal güvenlik ve sosyal sigorta hakkını elde ediyorsunuz. Emeklilik bir sonuçtur. İş var. Her yerde iş var. Yeter ki gençlerimiz, kadınlarımız çalışma azminde bulunsun ifadelerini kullandı. Özellikle iş var, her yerde iş var. Yeter ki gençlerimiz, kadınlarımız çalışma azminde bulunsun ifadelerine ilişkin sizin bir değerlendirmeniz olacak mı? Şimdi çalışma yaşamına dair bazı verileri, işsizlikle ilgili bazı verileri toparlarken e, dikkatimizi çeken birkaç şeyi burada hatırlamakta fayda var. Sayın Bakan'a da bir cevap mahiyetinde olması açısından önemli buluyoruz. İşkur'dan elde ettiğimiz veriler ülkede yaklaşık 310 bin, Üniversite mezunu işsizin olduğunu ortaya koyuyor. Yaklaşık 14 bin yüksek lisans mezunu işsizin olduğunu ortaya koyuyor. 675 tane doktora mezunu işsizin olduğunu ortaya koyuyor. Bu verdiğimiz veriler bu ülkede bir yıl ve bir yıldan fazla süreli iş bekleyen üniversite mezunu ve yüksek lisans doktora mezunu insanların sayısı. Yani toplam. Veri olarak 325 bin kişi, 325 bin üniversite mezunu, yüksek lisans mezunu ve doktor öğrencisi bir yıldan fazla süredir bu ülkede iş arama umuduyla bekliyor. Bunlar aslında reel rakamlarda değil. Yani iş kuru, iş bulma kapısı olarak görmeyen belki de bir o kadar daha üniversite mezunu işsizimiz ortada. Şimdi basın açıklamamızın bir kısmında da değindik. Ocak ayından Eylül ayına kadar işsizlik sigorta fonuna başvuru sayısı 1.2 milyondan fazla bir seviyede artmış durumda. Rakamlar bu kadar ortadayken Çalışma Bakanı neye güvenerek, hangi iş ortamına güvenerek insanları iş yaşamına dahil etmeye çalışıyor, iş yaşamına davet etmeye çalışıyor. Velev ki insanlar bir şekliyle kendilerini istihdamın içinde bulundular buldular. Oradaki durum ne olacak? Haziran ayında, Temmuz ayında kurmuş olduğunuz asgari ücret masalarındaki gibi emekleriyle alın terleriyle enflasyonun karşısında ezilmesi mi olacak? Sigorta girişiniz başlasın. Sonuç olarak 30 yılı bekleyin, emekliliği elde et. 30 yılı bu ülkede emeğiyle çalışan yurttaşların nasıl geçireceğine dair bir çözümünüz var mı? O da yok. Ne acıdır ki iktidar yurttaşları boş vaatlerle oyalamaya, çözümleri ortaya koymaktan uzak durmaya devam ediyor. Teşekkürler. Başka var mı?